أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili izleyiciler, Arapça Öğreniyorum programına hoş geldiniz. İnşallah yeni bir bölümle dersimize devam edeceğiz. Tabi sizler ekranlarınızın başında, bizler de stüdyoda yine konumuzu öğrenmeye devam edeceğiz. Evet, ben kardeşlerimle devam etmek istiyorum. Bugünkü bölümümüz 6. bölüm. Eynel kürsiyyu? Kürsi nerededir? Kürsi nerededir? Evdedir değil mi? Kürsi evdedir. El kürsiyyu fil beyti. El kürsiyyu fil beyti. Veya odadadır deseydik. El kürsiyyu fil gurfe. Gurfe oda demek. El kürsiyyu fil beyti veya fil gurfeti diyebilirdik. Kürsi odadadır. Şimdi yine değişik bir soru şekli. Mâze fil beyti? Evde ne var? Çok güzel. Evde ne var? Veya evdeki nedir? Mâze nedir? Mâze? Nedir? Nedir zaten değil mi? Beyti el kürsiyyu. Evet. Mâze fi ne manası katıyorum? İçinde. İçinde. Yani evin içindeki nedir? Evin içindeki nedir? Fil beyti evin içinde vardır değil mi? Fil beyti ne demek? Evde vardır. Evdeki yani kısaca. Kürsiyyun nedir? Kürsüdür. Evdeki kürsüdür. Veya evde vardır ney? Kürsi. Kürsi. Neden fil beyti'yi öne aldım? İçindedir. Evde vardır. Çünkü bana neyi sormuştu? Evde hani ne vardır diye sormuştu. Nedir, evdeki nedir? Evdeki nedir diye sormuştu. O yüzden evdekini öne aldım. Yani fil beyti evdeki veya işte evin içindedir. Ne evin içindedir? Kürsi. Evet. Eyne semek. Semek neydi? Balık. Balık nerededir? Balık nerededir? Semeku fil bahri. Fil bahri veya fil mai. Bahir ney? Deniz. Ma ney? Su. Evet. Es semeku fil mai. Balık sudadır. Balık sudadır. Mâzâ fil mâi? Suda ne vardır? Çok güzel. Soruyu biraz değiştirdim. Mâzâ fil mâi? Suda ne vardır? Nasıl cevap verebilirim? Fil mâi semek. Semek. Çok güzel. Fil mâi semek. Suda vardır ney? Balık. Balık. Fil mâi suda vardır. Sunun içindedir. Ney? Semek. Eynel esed ve racul? Adam ve aslan nerededir? Eyne nerededir? El esed neydi? Esed? Aslan. Aslan. Racul neydi? Adam. Adam. Aslan ve adam nerededir? El esed ve racul fil kafes. Aslan ve adam kafestedir. Peki soru şeklini biraz değiştiriyorum. Mâze nedir? Ve men neydi? Kimdir? Fil kafesi. Kafeste kim var? Kim? Evet, kafeste ne ve kim var? Peki neden ikisini de mâza ile sormadım? Çünkü biri akıllıdır, biri evet. Çünkü racul akıllı, akıllar için men, nedir diye sormuyorum. Kim? Kimdir diye soruyorum. Kafeste ne vardır ve kim vardır? Fil kafesi. Kafeste vardır. Ve esed ve racul. Yani aslan ve adam vardır. Geçelim. Eynet tabbah. Tabbah neydi? Aşçı. Aşçı. Tabbah çokça pişiren demek. Aşçı nerededir değil mi? Nerededir? Tabbahu fil matbahi. Evet fil matbah. Tabbahu fil matbah. Nerededir? Mutfaktadır. Mutfaktadır. Men fil matbahi. Şimdi soru şeklini biraz değiştirdim. Men neydi? Kim? Kim fil matbahi? Mutfaktadır. Kim mutfaktadır? Kim mutfaktadır? Demek ki aşçı nerededir sorusu değişik. Kim mutfaktadır sorusu da biraz daha değişik değil mi? Men fil matbahi. Men kimdir? Fil matbahi mutfakta ki. Peki o mutfaktaki o ta ekini veren nedir? Hangi kelimemizdir? Fi değil mi? Mutfaktaki kimdir? Fil matbahi tabbahun. Fil matbahi mutfakta vardır. Kim? Aşçı. Evet. Biraz önceki sorduğumuz soru. Eyne Fatıma? Fatıma nerededir? Nerededir? Cevap olarak? Hiye fil mescid. Hiye fil mescid. O mescittedir. Peki men fil mescid? Mescitte kim vardır? Mescitteki kimdir ya da? Mescitteki kimdir veya mescitte kim vardır? İkisi de olur. Fil mescidi, mescitteki... Mescitteki Fatıma'dır. Peki mescitteki Ali'dir? Fil mescidi Ali. Ali.
Mescitteki Hasan'dır. Fil mescidi Hasan. Hasan. Peki Hasan nerededir? Eyne Hasan. Eyne Hasan. Peki Hasan mescittedir. Bu yani Eyne Hasan'ın cevabı. Hasan fil mescidi. Peki mescitte Hasan vardır dersem fil mescidi. Fil mescidi. Hasan. Hasan. Mescitte Hasan var. Eyne felcu? Kar nerededir? Kar nerededir? Esselcu alel cebeli. Esselcu alel cebeli. Ala ne manasındaydı? Üzerine. Üzerinde. Kar dağın üzerindedir. Peki şimdi dağın üzerinde ne vardır? Mâza alel cebeli. Mâza ne vardır? Alel cebeli dağın üzerinde. Cevap olarak dağın üzerinde yöne alıyorum değil mi? Alel cebeli. Selcu. Evet dağın üzerinde vardır. Alel selcu. Selcun. Selcun kar vardır. Eynar racul adam nerededir? Adam nerededir? Hüve yerine er racul yerine ne kullandım? Hüve diyebilirim. O anlamında. Hüve ale süllem merdivenin üzerindedir. O merdivenin üzerindedir. Peki şimdi soru şeklim biraz değişti. Men ale süllem? Ne manasında peki bu? Merdiven üzerindeki kimdir? Merdiven üzerinde kim vardır? Ale süllemi racul'ün diyoruz. Eynen nafize? Nafize nedir? Nafize pencere. Eynen nafize pencere nerededir? En nafizetu alel cidari. Pencere duvardadır. Peki maza alel cidar? Duvarda ne vardır? Duvarın üzerinde ne vardır? Duvarda ne vardır? Alel cidari nafize. Yani duvarın üzerinde pencere vardır. Evet resimde kimi görüyorsunuz? Belki tarihten bilirsiniz diye sorduk. Gandhi. Bapu Gandhi. Yani bizdeki Gandhi değil. Bu Hindistan'ın gerçek Gandhi'si. Yan tarafta Hindistan haritası var. El Hint Arapçası. Hindistan Arapçası. Min eyne Gandhi. Nedir? Neyi soruyorum? Gandhi neredendir? Nerelidir? Min Hindi. Hüve minel Hint. Hüve minel Hint. Resimde kimi görüyorsunuz? Şeyh Ahmet Yasin. Evet, Şeyh Ahmet Yasin şehit. Men hâzâ, neydi men hâzâ? Bu kimdir? Bu kimdir? Cevap olarak hâzâ ile de cevaplayabilirim. Hâzâ şehit Şeyh Ahmet Yasin. Biraz böyle uzun gibi gözüküyor kelimeler. Ekran biraz fazlaca dolu gibi gözüküyor ama hep bildiğimiz kelimeler. İzleyicilerimiz de şöyle dikkatle bakarlarsa şehit kelimesini zaten kullanıyoruz. Yanında şeyh kelimesi var. Şeyh'i de kullanıyoruz. Ahmet'i de kullanıyoruz. Yasin'i de kullanıyoruz. O zaman burada bilmediğimiz hiçbir kelime yok. Kalmıyor. Peki min eyne? Min eyne neydi? Neredendir? Neredendir? Kim? Şeyh Ahmet Yasin. Şeyh Ahmet Yasin neredendir? Yani nerelidir? Neredendir kalıbımız neydi? Min eyne. Min eyne. O diye de sorabilirim. Min eyne huve diyebilirim değil mi? O neredendir? Yani nerelidir? Cevap olarak Hüve min Filistin. Evet Filistin. O Filistin'dendir ya da o Filistinlidir. Evet burada anlaşılmayan bir şey var mı? Ki tekrar ediyoruz aslında. Yine ayet-i kerimemizde eyneyi ifade eden bir cümle var. Yekulul insan, o gün insandır. Daha bunlara gelmedik henüz. Yevme izin o gün. Eynel mefer. Eyne neydi? Nerede? El mefer kaçacak yer demek. Kaçacak yer neresi? Kaçacak yer nerede? Der. Evet o gün insan kaçacak yer nerede? Der. Eynel mefer. Mefer neymiş? Kaçacak yer. Eyne nerede? Değil mi? Bunu da hatırlamış olduk. Bugün aslında yeni konumuza biraz geçecektim ama süremiz de çok az kaldı. İki tane örneğimiz var. Onları da görelim. Bitirelim. Haraca çıktı. Çıktı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü aşinayız diyorsunuz. Hariç Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? Filan şey hariç diyoruz. Veya ihraç diyoruz değil mi? Çıktı. Harace bunun çıkan. Kökü çıktı. Men harace. Kim çıktı? Kim çıktı? Ahmet harace. Ahmet çıktı. Ahmet harace. Min eyne harace. Nereden çıktı? Nereden çıktı? Harace minel babi. Harace minel babi. Nereden çıktı? Çıktı. Bab neydi? Kapı. Kapı. Minel babi kapıdan çıktı. Başka nereden çıktı diyebiliriz? Harca minel beyti. Beyti evden çıktı. Başka? Harca minel mescit değil mi? Başka? Harca minel medrese diyebilirim. Medreseden çıktı. Medrese de bu şekilde yazılıyor.
minle beraber kullandım. Yeni bir kelimeyle tanışmış olduk aslında. Harece isim değildir. Harfi cer değildir. Peki nedir bu? Fiil. Fiildir. İş anlatıyor. İş anlatıyor. Harece çıkmak çünkü bir iş yapmaktır aslında. Zehebe ne demek? Gitti. Gitti. Ezehebe. Çıktı mı? Gitti mi? Gitti mi? Peki o mi sorusunu ne veriyor? Elif. E veriyor. Baştaki hemze veriyor. Ezehebe gitti mi? İki şekilde cevap verebilirim. Naam. Ne demek naam? Evet. 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 La dersen? Hayır. Men zehebe dersen? Kim çıktı? Kim gitti? Zehebe neydi? Gitti. Men zehebe kim gitti? Peki şimdi yeni bir harfle tanışıyoruz. İla. Bu da harfi cerlerden bir tanesi. Şimdiye kadar fi'yi görmüştük. Ala'yı görmüştük. Min'i görmüştük. Yenisi nedir? İla. İla eyne? Nereye? Nereye? Hani minnek anlam kazandırıyordu. Den. Peki ila ne anlam katıyor? Evet. İla eyne? Nereye? Peki mescide dersek ilel mescid diyeceğiz değil mi? Evet. Eve doğru dersek ilel beyti. İlel beyti. İla eyne nereye? Zehebe gitti. İla eyne nereye? Zehebe gitti. Yani ila eyne zehebe ne manasındaymış? İla zehebe gitti. Nereye gitti? İla eyne zehebe nereye gitti? Peki o manasını veren yani o yönelme manasını veren nedir? İla. İla eyne zehebe. Cevap olarak zehebe gitti. İlel beyti. Beyti. Nereye gitti? Eve gitti. Eve doğru gitti. Demek ki ila ne manasında katıyormuş? O tarafa doğru. O yöne doğru. Zehebe ilel beyti. Zehebe ilel gurfeti. Odaya. Gurfe neydi? Odaya gitti. Zehebe ilel mescid. Mescide gitti. Peki kapıya gitti. Zehebe ilel babi. Medreseye gitti. Zehebe ilel mescid. Medrese. Evet. Zehebe ilel medreseti. Allah'a gitti. Zehebe ilallahi. Zehebe diyoruz. Haraca. Neydi haraca? Çıktı. Minel beyti. Minel beyti ne demek haraca minel beyti? Evden çıktı. Çok güzel. Oradaki den manasını veren? Min. Haraca minel beyti. Peki neden beytinin sonu esir oldu? Çünkü min harfi cezgeldi. Minden dolayı. Ve zehebe. Ve gitti. Gitti. İlel medreseti. Ve medreseye gitti. Şimdi uzun bir cümle ama manasını biliyorum ben. Evet. Söyle manasını. Oku ilk önce. Evden çıktı ve medreseye gitti. Arapçasını okuyarak verelim. Haraca minel beyti. Evden çıktı. Ve zehebe ilel medreseti. Medreseye gitti. Çok güzel. Uzun bir cümle gözüküyor ama artık manasını verebiliyorum. Harece çıktı minel beyti evden. Ve zehebe ilel medreseti. Şimdi ben bunun içini değiştirebilirim. Nasıl değiştireyim? Mesela ne diyelim? Medreseden çıktı. Medreseden çıktı eve gitti de. Harece minel medreseti ve zehebe ilel beyti. Çok güzel. Peki evden çıktı mescide gitti. Harece minel beyti ve zehebe ilel mescidi. Çok güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ilayı da ila harfi cerri de gelecek bölümde tekrar örneklerle işlemeye çalışacağız. Tabi diğer bölümlerde yazı alıştırmaları da yapacağız inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler bir bölümün daha sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.